Selam, ben Mutsan. Bugün nasıl bilgisayarda ücretsiz bir şekilde hile açabileceğinizi göstereceğim. Kısaca PC Exploit tanıtacağım. Hadi hızlıca geçelim. Açıklamalar kısmında size bir link bıraktım. Chatter.ninja'dan hızlıca indireceksiniz. Şu an henüz daha linki oluşturmadım. Video yayınladığımda link oluşacak. Ben bu exploit üzerinden örnek göstereyim. Linke girdiğiniz zaman birazcık aşağı indiğinizde şurada bir yükleme butonu göreceksiniz. Buna bir kez basın. Reklam açılacak. Kapatacaksınız. Bir kez daha basın. Yine kapatın. Sonrasında yükle butonuna bastığınızda size yüklemek için bir link açılacak. Sonrasında linke gidip indirebilirsiniz. İndirdiğiniz zipi klasöre çıkartın ve içerisinde iki tane dosya, aslında bir tane exe, bir tane dosya göreceksiniz. Bir wave trial, bir de exe. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Çok da önemi yok. Öncelikle wave'e geliyoruz. Birazcık aşağı iniyoruz ve bunu çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi diyor ki "You must install Blockstrap to use Wave." Wave'i kullanmak için Blockstrap'ı kullanmanız lazım diyor. Tamam diyoruz. Blockstrap zaten gördüğünüz gibi burada. 2.5.4 kullanıyorum şu an. Güncellendiği zaman web sitemde direkt olarak güncelleyeceğim. Hiç sıkıntı yok. Sağdan soldan birkaç şey toplayıp indirebilirsiniz. Direkt benim web sitemden hızlıca tek bir linkten de indirebilirsiniz. Yani ben açıklamalar kısmında kendi sitemin linkini bıraktım ama sizin için daha kullanışlı olacaktır. Konuşamıyorum. Video çekmeyeli çok fazla zaman oldu. Bir de tipime falan aman siktir et, neyse. Tamam. Bakın başlattık. Aşağı iniyoruz. Şurada bir miscellaneous diye bir şey var. Multi instance var. Bakın bunun tikini açacaksınız. Install butonuna basacaksınız. Bekliyoruz kurulum yapması için ve tamam, kurduk. Bu arada bana bunu hatırlatan, yani direkt görmemi sağlayan Ömer'e çok teşekkür ederim. Sayesinde gördüm, yoksa benim büyük ihtimal haber almam çok uzun sürecekti. Bir süredir takip etmiyordum çünkü o kadar ümidim düşmüştü. Artık hani ücretli exploitler var. Size key dağıtmak için bütçe falan ayarlıyordum. O sırada böyle ücretsiz bir şey görmek, çok mutlu oldum. Ömer'e de teşekkürler tekrardan. Roblox çalışıyor. Başlattığınız zaman böyle bir siyah kalabilir. Sıkıntı yok. Birazcık bekleyin. Sonuçta Roblox'u değil. Farklı bir sunucudan kullandığımız için açılması birazcık sürebilir. Çok da önemli değil. Evet, Roblox geldi. Şimdi hızlı bir şekilde hesap oluşturacağım yine random. Bu arada sıkıntı olmaz. Kendi hesabınızı kullanabilirsiniz. Şöyle Batuhan CCCCC diyeyim. Tamam, mükemmel isim. Tamam, 29 olsun. Buna da şöyle bir şifre attım. Okey, seçtim. Hesabımızı oluşturalım. Hızlıca direkt test de yapacağım. Çok fazla lafı uzatmayacağım. Hızlıca gösterdim. Kurulum bu kadar değildi. Şöyle geldik. Blockstrap'ı kurduk. Roblox'umuz açıldı. Wave Trial ile geliyoruz tekrar arkadaşlar. Aşağı indik. Şurada bir exe var tekrar. Wave exe diye. Buna iki kez klik attığım zaman diyecek ki öncelikle Roblox'u kapatmanız lazım. Yes diyorsunuz. Burada kendi kapatıyor zaten. Sonrasında bekliyoruz. Direkt olarak Wave çalıştı. Bu arada ücretsiz bir exploit olduğu için içerisinde reklamlar görmeniz çok normal. Bu gayet normal çünkü insanlar bunu yapmak için mesai harcıyor. Haliyle içerisinde reklam koyacaklar ki bir gelir elde de bilsinler. Ben şu ana kadar reklamın çokluğunu görmedim. Yani rahatsız edici bir reklam türü yok. Normal ücretsiz bir şey alıyorsanız büyük ihtimal içinde bir reklam olacak. Tamamdır. Hızlıca tekrar gelelim. Şöyle Roblox arattığım zaman Play Roblox geldi. Blockstrap. Şöyle mor imgeyle. Normal Roblox açmayacağız. Bunu açacağız. Bu bizim için aracı olacak. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Çok eskilerde Lumber Tycoon Deep yapmak için böyle fazladan bir Roblox daha açıyordunuz. O da bir aracı mantığı kullanıyordu. Bu da aynı, hemen hemen aynı mantığı kullanıyor. Video çırpmaya çırpmaya bana ne olmuş? Bu arada arkada bir koşu bandı var. Feminist tayfa için kilo versinler diye. Şöyle geldik, açılıyor şöyle. Şöyle penceresini küçültüp açtığınız zaman fazladan yükleniyor. Niye bilmiyorum. Gördüğünüz gibi böyle daha hızlı açılıyor. Her neyse, ben şu an uzun süre sonra bir Arsenal'da hile açmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir gelelim. Arsenal'ı çalıştırdım. Açıl lan. Hah. Arsenal açılsın. Arsenal'dan şöyle bir OVL Hub vardı bilirsiniz. Şöyle bir hızlıca onu açalım. Aynı şekilde sistemde. Bunun da linkini açıklamaya bıraktım. Bu arada ben exploit'in linkini dümdüz bırakmayacağım aşağıda. Çünkü video bayağı üretmiyorum ve izlenmelerim çok kötü. Bu yüzden bir link görevi koymuş olacağım. Bu link görevinde de sadece yapmanız gereken videoyu beğenmek olacak. Herhangi bir şey indirmeden direkt geçeceksiniz. Hani onu da söyleyeyim. Kusura bakmayın, şimdiden özür diliyorum bunun için. Yapmak zorundayım. Çünkü görev koymazsam kimse yapmıyor bunu. Şöyle gelelim Wave'e. Print Hello World. Yapıştırdım exploit'imi, script'imi. Bunları çok özlemişim. Execute dedik ve... Geldi Arsenal. Bastık. Vatana millet hayırlı olsun hocam. Ah,
Hatırlar mısınız bilmiyorum da sik gibi bir sesle ben başladım bu işe. Ve hani çok fazla kanalım kapandı, çok fazla Discord'um patladı, sahip olduğum çok şey gitti ama eninde sonunda yeniden topladım. Ve hani dedim ki sıçtım, kesin artık hiçbir şey olmayacak. Çünkü dedim hani sahip olduğum en önemli şeylerden biri de buydu. Çünkü video üretebiliyorsam kanal gelişebilir der bir türlü. Ve yani video üretmek de gitti elimden demişken böyle bir şey oldu. Bu arada bunları açıklamam lazım. Böyle özel silahlarda genelde inbotlar çalışmaz. Bu olabilir böyle şeyler. Sıkıntı yok zaten. Her gün bu arada, her gün ya da her iki günde bir artık bu kanalda yine Roblox scriptleri göreceksiniz. Yapmanız gereken tek şey açıklamalar kısmında istediğiniz şeyi söylemek. Ben belki yine paralı exploitlerden birini kullanmaya başlayabilirim. Zaten bahsetmiştim bunu. Siz kullanabilin diye de çekiliş mantığı üretmeye çalışıyordum. Nerede şey, abicim aimbot'un çok kötü ya. Aimbot kötü. Neyse sıkıntı yok. Heat diyelim şöyle. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bu zaten muhabbet, podcast gibi düşünün bunu. Her neyse, çalıştırmak bu kadar basitti. Bunu kurarken yaşayabileceğiniz bazı problemler var. .nerd indirmenizi isteyebilir. .net'i indirmenizi isteyebilir. Her neyse, konuşamadım. Çok basit, Windows'un kendi şeyi. Ha, kilitlenmek için sağ klike basacaktık. Unutmuşuz ha, olur öyle. İnsanlık hali. Oyunun sesi çok yok. Bu arada dışarıda yanmıyor. Kapımı açtım. Şey, çok ses gelirse kusura bakmayın. Ben editte halletmiş olurum. Ve siz nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Çok kötü olduğumu söyleyebilirim aslında. Bir süre çok kötüydü. Her şey üst üste geldi benim için. Gerek yok. Kanka sikeceğim. Bok gibi silahım var şu an. Süper. Tamam. Hadi. Dın 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 dın. Bu arada büyüdüm. Yani... Bu işe başladığımda galiba 14 yaşında falandım. Şimdi 18 oldum. Büyüyoruz. Artık dava yiyebilecek yaştayım. Zaten timeline bölümünde ben her şeyini bir şekilde göstermiş olacağım. Hani burası boş muhabbet diye de belirtirim ben. Yapmanız gereken tek şey açıklamalar kısmında belirtmek olacak. Chatter Ninja'nın temasını uzun süre önce değiştirdik. Eskisine göre çok daha kullanışlı. Siz kendiniz de bir içerisinde script yapımcısıysanız ya da yapmanıza gerek yok. Sağdan soldan bulup da yayınlayabilirsiniz belki. Onu bilemem ama yapımcı olmanız daha önemli. Script yayınlamak istiyorsanız bir blogger olabilirsiniz. Blogger olan kişiler de işte o yazıya ne kadar kişi çektilerse o yazıdan kazancın bölümünü veriyoruz. Yani kendiniz de içerisinden kendinize bir kazanç kapısı oluşturabilirsiniz. Zaten tek başıma yaptığım bir mevzu olmadığı için o kısımda ilgilenen ekip siz başvuru attığınızda hızlıca dönecekler. Başvuru atarsanız bana haber verebilirsiniz. Ben hızlıca o bölgeye de yönlendirebilirim ilgilenebilmeniz için. Öyle de bir mevzumuz da var Chatter Ninja için. Onun haricinde Chatter Med şu anda bir sıkıntı içerisindeydi. Onu düzelttik sayılır. Onda da hoş şeyler yapıyoruz. Chatter Ninja çok güzel bir herkesin kullanabileceği etkileşimli bir forum web sitesine dönüştü hemen hemen. Bu çok tatmin edici benim için. Çünkü hem benim hem de sizlerin bir gelir elde edebilmesi, içerisinde bir şeyler yayınlayabilmesi bence hepimiz için çok güzel. Hem de tüm herkes kullanabiliyor. Sadece Türk Devezü değil, global bir şey. Hemen hemen iyi de bu kadardı. Dediğim gibi yapmanız gereken çok bir şey yok. Basit. Blockstream'i bindirdik. WaveTrail'i kurduk hızlı bir şekilde. Kurum da yok zaten. Size direkt bu halde atıyorum ben. Roblox hesabınıza girdiniz. Script çalıştıracaksınız. Script'ler için chatter.ninja'yı kullanabilirsiniz. Açıklamalar kısmında her gün orada bir script bulabilirsiniz. Her gün elimden geçecek içerik yayınlamaya özen gösteriyorum. Çok özlemişim. Daha fazla YouTube kanalıma göz atmayı unutmayın. Bundan sonra her gün yeniden buradayım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Bay bay.